Bugün 12 Temmuz 2003 Çarşamba Murat Söz'le YouTube kanalında bir şey olduğu gün için bugün sizlerleyiz. Ben Murat Söz'le hepinize iyi günler diliyorum. Posta gazetesiyle başlıyoruz. Günün ilk sırasında Türkiye abi İsveç notayı var. Değerli takipçilerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç üyelerinin görüşülecek kritik NATO seviyesi öncesi masaya iyi bir teklif sundu. Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerine önce Türkiye'nin abinin öncesini biz seçeceğini öğrençelim diye seslendi. İki günü sürecek NATO seviyesine katılmak üzere itibaren giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteciler örgütü üyelerinin barınma ve faaliyetini veren İsveç'in ittifak üyeleriyle ilgili soruya yanıt verdi. Erdoğan, İsveç'in altına imza attı sözleşmeye uymasını bekliyoruz. Türkiye, ABD'nin kapısında 50 yılı aşkı sürede beklenenlere sesleniyorum. Sözü tutalım. Türkiye'nin önünü açın, biz de final önünü nasıl açtıysam İsveç'in önünü tutun dedi. Açalım dedi. Erdoğan önceki akşam telefonda konuştuğu ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu ifadeyi kullanıldığı bugünkü zirvede de NATO liderlerine aynı çağrı yapacağını vurgulayarak Türkiye'nin NATO harekatlarına en çok katkı veren ilk 5 müttefikten biri. Karadağ denizinde havada ittifak ciddi kuvvet sağlıyor. Milletimin ve vezide beklentisi var. Bu beklentisini daha fazla kaldıramayız. 50 yıl açtı, biz Türkiye'yiz. Satıladık kapalı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin AB üyeliği listesini destekliyor açıklamasını yaparken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin AB üyeliği süreci, İsveç'in NATO'ya katılım arasında bağlantı yok dedi. Veya Sarar Ulusal Güvenlik Sözcüsü ise Dünya AB'den Türkiye'nin AB üyeliği her zaman destekliğini belirterek bu görüşmenin Türkiye'yle AB arasında bir mesele olduğunu altını çiziliyor. Posta gazetesinde yer alan manşet. Akşam geçiyoruz. Manşet, yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'den NATO zirvesi kazanımı bir araya geldi. Bunlar daha önceki oluşumlarımız zaten sıfır türlüydü. Şimdi yeni bir süreç başlatıyoruz dedi. Erdoğan, dün Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada liderlerinin ardından Biden'le bir araya geldi. İlişkilerde yeni süreci başladığını söyleyen Erdoğan, tabii bu benim için 5 yıllık süreç dedi. Biden ise Erdoğan'a İsveç'le ilgili yürütücü diplomasiyi gösterdiği liderlik için teşekkür etti. Önümüzdeki 5 yıl içinde Yeltsin'le görüşmek için sıvısalım dedi. İki liderle heyetler eşlik etti. Ve Özgün Onur'a veda var. Bir kez daha Özgün Onur'a Allah'tan rahmet diliyordum efendim. Özgün Onur ileri güne karşı çalarak vedalaştı. Özgün Onur 43 yıl birlikte Tanrıçık'la arkadaşlar gözdaşı uğurlandı. Bizim Radyo YouTube kanalına üyesi olarak. Özgün Onur'a Allah'tan rahmet kenara arasında başta dilekleri bitirdi. MFK Urlan'ın şirketi sıvırlar diyelim ve Dünya Gazetesi'ne geçiyoruz. Manşet, hedef Borsa 7000, altın 2000 var. Değerli takipçilerim, yılbaşında ekonomistler 2-3 beklentini açarken ilk yarısı gece, ikinci yarısı günün sonucu bunu yapmıştı. İlk yarısı gecede kaldı. Şimdi borç tabi altında yine rekorlar bekleniyor. Yılın ilk 6 ayı aylık döneminde küresel piyasalarda FED başkanı olmak üzere pek çok belirsizliklerle karşı karşıya kaldığı için de önce depremin yaralarını saran ardından sinir süreci yaşayan piyasalarda yılın ikinci yarısından ilişki beklentiler pozitif. Borsa ve gram altında rekorların albenizini bekleyen uzmanlar doğal tarafında daha stabil bir seyir öngörüyor. Orta vadeli planlı beklenildiği piyasalarda borsa endeksi için 7000 puan, gram altın ise 2000 lira düzeyde telaffuz ediliyor. Doğal kurulumda öngörüler ise 7000 ile 30000 arasında değişiyor diyor Dünya Gazetesi'nde yer alan manşet. Ve spora geçiyoruz. Manşet, Fotomaç Gazetesi'nde haberine göre Galatasaray açıldırdı. Son şampiyon Galatasaray transferde şov yapıyor. Mario Icardi'nin tapusundan alan Ferrari'de için Ferrari'de 6000 lira göre yaklaşan Cibo akşam üzeri bombayı patlattı. Sarı kırmızılılar uzun zamandır transfer etmek için girişimlerde de bulunduğu Ancelotti'yi de eklerine kattı. Aslan Yaman Ateş'le getirdiği İspanyol sol beki 2 milyon euroya Avrasek'ten kiralandı. Anlaşmada 6 milyon euroluk satın alma vadesiyle de yer alıyor. 1.71 boyundaki futbolcu 5 baş forma giyer satın operasyonu devreye girecek. Başlangıç yerlerden Timur'un Avrupa'nın en önemli sol beki dediği Angelino tam anlamı bir asist canavarı. Tecrübeli bir futbolcu kariyerine çıktı. 29 maçta 6 asist yaptı. 23'le gol atarak skorer kimliğini sergiledi. Biz de bu Galatasaray'ın çıldırma haberiyle birlikte Gün Öncesi programı noktayı koyuyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalın.